Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezi resmi açılış töreni 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirilecek. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın engelsiz bir şehir hedefi doğrultusunda vizyon bir proje olarak hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezi'nin resmi açılış töreni 3 Aralık Cuma günü saat 13'te Engelliler Günü özel programıyla gerçekleştirilecek. Temmuz 2022 tarihinde hizmet vermeye başlayan merkez bünyesinde 50 kişilik sinema salonu, derslikler, 2 adet 60 kişilik konferans salonu, kütüphane, dijital kütüphane, okuma salonları, bir tanesi engelli bireylere yönelik, yönelik olmak üzere toplam 4 adet bilgisayar laboratuvarı, enstrüman derslerinin verileceği müzik atölyesi, resim atölyeleri, satranç odası, oyun odaları ve engelli bireylere yönelik kuaför salonu yer alıyor. Modern ve donanımlı bir yaşam merkezi olarak hizmete sunulan merkezde ergoterapi, işaret dili, diksiyon, müzik ve enstrüman kursları, resim kursları, sportif faaliyetler, meslek edindirme kursları, el sanatları kursları, sinema gösterimleri ile engelli bireylerin yaşamlarına yepyeni pencereler açıyor. Merkezde ayrıca engelli bireylere ve ailelerine yönelik psikolojik danışmanlık ve destek hizmeti de sunuluyor. Şehrimize çok kıymetli bir yatırım kazandırdık diyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şahin Şerifoğulları, şehrimizde toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini artırmak adına her alanda gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Örnek ve çok kıymetli bir proje olan Engelsiz Yaşam Merkezimiz, engelli kardeşlerimizin yaşamlarına katkı sağlamaları, sosyal yaşamla bütünleşmeleri noktasında çok önemli bir işleve sahip olacaktır. Sosyal belediyecilik ilkemizle inşa ederek hizmete sunduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezimizde eğitim programlarıyla özel gereksinimli bireylerin kişisel gelişimlerine katkı katkı sağlanırken sosyal, sportif ve sanatsal içerikli aktivitelerle de bireylerin becerilerinin geliştirilmesine, kaliteli vakit geçirmelerine olanak sağlanacak. Engelsiz Yaşam Merkezimizi şehrimize kazandırmış olmaktan apayrı bir mutluluk duyuyor. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.